Efendim devam ediyoruz Türkiye'nin nabzına. Türkiye'nin nabzına dediğimiz gibi sıcak bir gelişmeyle başlamıştık. Zira Ankara'da hepimizi derinden sarsan o hain saldırının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döner dönmez bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Daha Cumhurbaşkanı dönmeden Ankara'daki saldırının barut kokusu dağılmadan esasında Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT Başkanlığı Suriye'de ve Irak'taki terör inlerini bir bir o teröristlerin başına geçirdi. Halen de belirlenen hedeflere yönelik saldırılar devam ediyor. O saldırıların aslında terör operasyonunun devam ettiği noktaları da biz bir şekilde Abdullah Ağar'dan dinledik ve neden o noktaların vurulduğunu, hangi tesislerine hedef alındığını dinleme fırsatı bulduk. Biraz da aslında az önce terör örgütü PKK-KJK'dan gelen açıklamayı kısaca özetledim ama ayrıntılar geldikçe arkadaşım baksın, editör arkadaşımız Erdem. Ayrıntılar geldikçe o açıklamanın elbette detaylarını da şöyle satırlarında bakarız ama benim anladığım böyle ihtiyatlı bir dil var orada. Özellikle yeni gelişmekte olan sürecin bu saldırıdan bağımsız olduğu, bu saldırının o süreci hedef almadığına dönük bir anlatım gördüm metinde. Gerçekten öyle mi? Elbette ona da bakacağız. Şimdi bir buraya devam edelim. Zeynel Emre'ye bir döneyim. CHP lideri Özgür Özel aslında bu saldırı yaşandığı esnada bir Güneydoğu gezisine çıkmıştı. Diyarbakır'daydı. Elbette MHP lideri Devlet Bahçeli'nin o Öcalan'da dair çağrısı ve çıkışı sonrası ki siyasette birçok taşı yerinden oynattı. O çıkış gerçekten beklenmedik, sürpriz bir çıkıştı. CHP lideri Özgür Özel o çıkışa dair değerlendirmesini yaptıktan sonra Diyarbakır'a gitti. Bu hain saldırı olunca da ziyaretini kesip tekrar Ankara'ya döndü. Hem bu hain saldırıya ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlendirmesi hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonra bu meselenin nereye evrileceği dair görüşünü dinlemek isteriz sizden. Şimdi bir defa önce dünkü saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve tüm ulusumuza sabır diliyorum. Amin. Burada hepimiz biliyoruz ki terörün amacı nedir desek yani sayacağımız unsurlardan biri toplumda yılgınlık oluşturmak. Evet. Çöküntü yaratmak. Ondan sonra bir işte acaba teslimiyet duygusu yaratır mıyım arzusu, istediklerimi yaptırabilir miyim düşüncesi. Bunlar tabii genel olarak söylenebilir. Burada biz uzun yıllardır terörle çok maalesef çok uğraşıyoruz. Çok kayıplar verdik. Her dönemde yaşanan bazı olayların bu genel bizim terör sorunumuzun dışında farklı anlamlar da mesajlar da içerdiğini gözlemlemek lazım. Ben dünkü saldırının gerek yeri gerek zamanı itibariyle son günlerdeki Türk siyasetinde yaşanan o tartışmaların tabii şu da olabilir ilave buna tartışmaların ve Tayyip Bey'in bulunduğu yer itibariyle de yapmış olduğu oradaki bulunduğu toplantı itibariyle de şunu söyleyebiliriz. Yani buradan verilmek istenen bir mesaj var. Bu mesajı terör örgütü işte yöneticilerin cevaplarıyla ya da şeyle açıklamayla birlikte değerlendirdiğimizde bugünkü dünya düzeni içerisinde bir ülkedeki işte huzursuzlukların işte fay hatlarının, anlaşmazlıkların, gerginliklerin, işte aşırılıkların tek başına terör yaratamayacağını bilerek konuşmak lazım. Bunun için finansman lazım, istihbarat lazım, askeri eğitim lazım. Siz Ankara gibi bir yerde en çok güvenlik önleminin bulunduğu yerde böyle bir şeyi gerçekleştiriyorsanız çok sayıda çok önemli yerlerden destek almanız lazım. Hani şu dur denemez belki bugün itibariyle güvenlik birimleri bunu söyleyemez. Şimdi şu yorumlar var. Ben tabii işin güvenlik uzmanların değerlendirmesi tabii onlar o kısmını daha iyi bilir. Ama hani işte Devlet Bey konuştu, peşine bir gün sonra saldırı oldu. Bu kadar çabuk olmaz, doğru. Bu önceden planlanmıştır. Ama şu da var, yani Devlet Bey'in o konuşması elbette ki başka daha önceden yürüyen bir sürecin işaretidir. Yani bunu şöyle tecrübe ettiğimiz için ben mecliste darbe araştırma komisyonunda görev yaparken bir önceki dönemde işte o çözüm sürecini yürüten önceki MİT başkanı olsun, askerler olsun işte içinde bulunanlar ya da ve o günkü siyasiler
süreçlerin kamuoyunun bildiği zamandan çok daha önce nasıl yürüdüğünü anlatmışlardı. Dolayısıyla burada da böyle bir şey işaret ediyor. Belli ki bu durumdan, bu durumu istihbar eden, bu durumdan bilgi sahibi olan çeşitli unsurların da bir hazırlığı olmuş olabilir. Tersinden baktığınızda o konuşmayla da ilintilendirebilirsiniz. Çünkü yani evet, planlaması önce yapılmıştır. Ama mesela bu konuşma olduktan sonra ya da o işte yeğenini görüşme yapıp da bir açıklama yaptıktan sonra bunu süreci iptal, sabote etmeye dönük bir tabii, girişim hayır, olabilir. Bunu eylemi iptal etmeye yönelik bir irade olmadığına göre aslında bütün bu şeyi de kapsıyor. Yani o açıklamaları, bunu gerçekleştiren irade, bu açıklamaları da dinleyen bir şey. Orada da ne var? Hani biz şunu da ülke olarak tecrübe ettik. Cumhur İttifakı yönetim tarzında netameli işleri ilk başta Devlet Bey açıklıyor. Yani bu kararı kendisi tek başına elbette ki vermiyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamayı canlı dinlediniz mi? Evet, dinledim. Ne oldu tepkiniz? Yani şöyle diyorum ya, daha önceki bilgilerimiz, onları okuduklarımız, incelemelerimiz aklımıza geldiği için bir süreç işlendiğini ve bu sürecin ilan edildiğini gösteriyor. Şaşırmadınız. Yani hani Türkiye'de tabii bu şaşırılacak şeyler ama artık hani ne olsa şaşırmıyoruz denen bir süreç geçirdiğimiz için çok da böyle şaşkınlık yaşadığımı söyleyemem. Ama bizim genel başkanımız Sayın Özgür Özel açısından baktığımızda gerek... Sayın Özgür Özel böyle bir çıkış yapsaydı ne olurdu? Şimdi şöyle, işte bu aslında güzel bir soru. Çünkü ülke öyle bir siyasi atmosfer içerisinde ki uzunca bir süredir. Söyleyene göre pozisyon alındı. Yani hangi parti liderinin nerede ne söylediğine göre pozisyon alındı da bir süreç var. Yani söyleyenin doğruluğu yanlışlığı ötesinde de bir tartışma yürüyor. Dolayısıyla ama şunu biliyoruz. Daha evvelinde Sayın Özgür Özel'in gerek işte Demirtaş ziyareti, gerek Doğu Güneydoğu yönelik plan, daha önceden planlanmış ziyaretler dizisi, yani bunlar Devlet Bey'in açıklamasının daha sonra planlanan işler değil, daha önceden planlanan şeylerdi. Buradaki amaç nedir? Amaç da Türkiye'deki işte iç barışı nasıl destekleriz? Türkiye'nin köklü sorunlarını nasıl çözeriz? Türkiye içindeki bu kardeşlik duygusunu nasıl pekiştirebilir ve geleceği nasıl daha güçlü gidebilir? Yani kesişen noktalar olabilir ve işte bazen anlatmak, bazen tartışmakta da hepimiz zorlanabiliriz. Hı hı. Ama işte ülkedeki işte var olan Kürt sorunu tek başına teröre sebebiyet veriyor gibi bir şeye düşmemek lazım. Bu yanılgı olur. Yani buradaki amaç, buradaki terörün işte amacı aslında bugünkü dünya düzenindeki o vekalet savaşına işaret ediyor. Yani bir yerde Türkiye'nin gücünü zayıflatmak amacıyla yıllardır yürütülen şeyin başka bir seviye, başka bir evreye geldiğini gösteriyor. Ankara'daki, merkezdeki saldırıda da muhakkak daha derinlemesine bir mesaj olarak da okumak lazım bunu. Yani ben sizin gelir başkentinizde saldırı planlarım, saldırı gerçekleştirdim diye. Dolayısıyla birincisi buna böyle bakmak lazım. İkincisi de bakın, ben Türkiye'de siyasetin gerçekten çok samimi ve şeffaf olması gerektiğine inanıyorum. Yani artık siyasilerin efendim belli bir süreç oluşturup da pişirdikten sonra önce efendim işte belli şeyleri sızdıralım, insanların nabzını alalım, insanların değil, tamamen her şeyin şeffaf yürümesi lazım. Denilmeli ki ya arkadaş, biz bir süreç yürüttük ama Türkiye için böyle bir planımız var bizim. Ya da denilmeli ki ya bak, bizim sonundaki şeyimiz, buradaki bir çalışma olacaksa bunun sonunda, bu bir siyasinin geleceğini planlamaya yönelik değil, bir anayasa değişikliği yapalım da avantajlı durum elde edelim değil, gerçekten önemli sorunları Türkiye'nin bizim çözmemiz lazım. Ve burada da özellikle işin meşruiyet kısmına çok önem veriyorum. Yani meşruiyeti nasıl olur bu işin? Siz bunun meşruiyetini sağlayabilmeniz için halkın seçilmiş temsilcileri vardır. Bunlar eliyle yürütülecek süreçlerin meşruiyeti olur. Yani çünkü vatandaş kendisine beğen beğenme temsilcilerini seçmiştir. Bunlar o işte yetkili kişilerdir aldıkları süre itibariyle. Ki bu yarın öbür gün farklı tartışmaların önüne geçmesini engeller. Eğer denirse ki bazı konular işte parlamentoda işte hemen konuşulamayabilir. Ama yine partiler arasında çeşitli ziyaretler yaparak
çeşitli gruplar oluşturarak bunu yapabilirsin yani. Hı-hı. Meclise çok sayıda yani kanun geldiğinde biz sürece, bunları çok kereler yaptık. Görüşmeler haricen evet, yapıldı. Yürüyen sürece siyasi partilerde, mecliste grubu bulunan siyasi partilerde katılabilir, belli tabii oranda bilgilendirilmelidir diyorsunuz. Ama içerik olarak bakın şuna gelmemesi lazım Türkiye'nin. Ben mesela o kısmına katılmıyorum. Yani hani birisi gelsin konuşsun. İki kelime şey yapsın, bu zaten bütün sorunları çözer. Yani bugünkü konjonktürü, uluslararası konjonktürü, evet, içinde bulunduğumuz coğrafyayı, sınırlarımızdaki yaşananları bu kadar basit okumamak lazım. Bu olmaz. İkincisi de hukuki meşruiyet. Yani işin yasallığı. Bizim yasalarımızda olan mevzuat belli. Yani böyle bir çağrı yap, bunu yap, ondan sonra gel mecliste otur, bu bir yerde yazmıyor. Böyle bir kanun, böyle bir mevzuat da yok. Dolayısıyla hani topluma güven veren siyaset için, hı hı, mesela ben bu programa gelirken gelmeden önce değil mi birkaç gün önce kararlaştırdık. Dünkü olay gerçekleşti diye biz kendi programımızdan, kendi yapacaklarımızdan ayrı bir yol çizmememiz lazım. Mesela ben burada bildiğim kadarıyla bir AK Partili milletvekilleri de tartışacaktık, konuşacaktık konuları. Bir olay gerçekleşiyor ve o olay bir terör saldırısıysa ve o da bizim normal yapmamız gerekenleri bizi oradan geri tutuyorsa zaten amaçlarından birini gerçekleştirmiş olur. Çünkü amacı zaten evet, bir yönüyle budur. Yani Taksim'de bomba patlatıldığında nasıl ki kimse dememişse, ki dememesi lazımdı, kardeşim Taksim'e gitmeyelim olur mu? Daha fazla, yani daha fazla insanlar birbirine güvenmesi lazım. O amacın gerçekleşmesinin önüne geçmek için de birincisi şeffaflık lazım. İkincisi kendi siyasi ikbaliniz için değil. Yani bu tür büyük konuları bir partinin, bir şahsın siyasi ikbali için çözülemem derseniz çözemezsiniz. Ben dünyadaki örnekleri inceliyorum. Gerçi bize oturan bir örnek çok da söyleyemeyiz. Çünkü bu denli, bu boyutta, bu kadar uzun süreli, bu kadar hasarlı, bu kadar zarar veren bir süreci hiçbir ülke açıkçası yaşamadı. Dolayısıyla bizimki artık biraz kendimize özgü bir hal aldı. Biz bu süreçte işte alacağımız kararlar, ülke olarak, partiler olarak, meclisten çıkacak yasalar, söylemlerle nasıl katkı sunabiliriz? Bunu tartışabiliriz, bunu konuşabiliriz. Bir diğer unsur da şuna da ihtiyacımız var. Uluslararası ilişkilerde orada hani açıkçası tabii şey çok daraldı. Yani o ilişkilerin de bir şekilde hani diplomasi de bir taraftan, işin askeri boyutu bir yandan ama diplomasinin de güçlü bir şekilde sonuç alması. Yani bunun yollarını da tartışmak lazım. Çünkü sonuçta bizim bu meseledeki haklılığımızı özünde dünya kabul ediyor mu? Ediyor. Evet. Ama bizim istediğimiz gibi mi süreç ilerliyor, ilerlemiyor. O zaman burada aynı zamanda da diplomatik açıdan da atılması gerekenler var ve bunların da yapılması lazım. Bütün bunlar yapılabilir. Ama Türkiye'nin tabii bu kadar deneyim, bu kadar yaşanan iş, işte en son mesela işte çözüm sürecinin nasıl felaketle sonuçlandığını görmek lazım. Hani efendim biz bir şey denedik olmadı gibi izah edemezsiniz. Çünkü binlerce insan yani şehit oluyor, hayatını kaybediyor, ailelerin işte hayatını düşünün. Yani burada bu kadar kötü sonuçlar çıktığı vakit buradaki süreçlerden de en azından ders çıkarmak lazım. Yani benim gözlemim şu ana kadarki gözlemler, partimin açıklamaları genelde bu eksende. Çünkü biz daha fazla doğru bilgi oldukça belki daha doğru değerlendirebiliriz. Yani şu ana kadarki hangi aşamalar gerçekleşmiş? Bu olay, bu bütün sürece ilişkin işte o yapının içerisinde bulunanların, örgütün içerisinde bulunan başka bir kanadın buna yönelik bir başka operasyonu mu, karşı operasyonu mu? Bunlar için daha fazla bilgi lazım. O zaman evet, konuşabiliriz. Peki aslında siz de şunu söylüyorsunuz. İç kaleyi tahkim edelim ama bu iç kale tahkim ederken iç kaledeki herkesi bir şekilde sürecin parçası yapalım, konuşalım. Biz de süreçlerden bilgi sahibi olalım. İşin meşruiyetinin altını olalım çiziyorum. Evet. Yani yasallığının altını çiziyorum. Çünkü daha önceki süreç böyle ilerlemedi ve kötü, hı-hı, oldu.